Bu videomuz küçük kardeş, küçük çocuklarımız için, küçük öğrencilerimiz için gelsin. Benim de ilkokul çağlarında en çok sevdiğim, en çok böyle merak ettiğim, ilgiyle öğrenmek istediğim Jura döneminin, yani uzun yıllar boyunca dünyada hüküm sürmüş dinozorlar. TÜBİTAK Yayınları tarafından hazırlanan bu kitabı birlikte okuyalım. Evet, şu anda işte bir toprak oluşumunu görüyorsunuz, toprak alterasının oluşumunu. Ve dünyada bu toprak varken beraber ne yaptı? Hayatta beraberinde olmaya başladı. Tabii önce nerede? Sularda. Daha sonra sularda başlayan hayat karaya geçti. Dinozorlar. TÜBİTAK'ın güzel bir eseri. Bak, devam edelim. Bakın. Dinozor deyince aklımıza şöyle dişlerini açmış bir felaket gibi gözüken bir canlı geliyor değil mi aklımıza? Ama bunun çok daha sevimli olanları da var. Tabii dinozorlar binlerce tür hayvanın ortak ismi. Yani bu sürüngen tür hayvanın ortak ismine verdiğimiz isim. Evet, devam edelim sayfalarına. Evet. Dinozorların hepsi böyle korkunç olmuyor. Böylesine güzel, sevimli dinozorlar da var. Böyle rengarenk, renkli olan. Tabii bunların hepsi aslında birer tasarlama. Yani böyle bir hayvan türü ne oldu? Milyonlarca, 60 milyon yıl önce yeryüzünden yok oldular. Onların fosillerinden yola çıkarak da ne yapıyoruz bunlar biz? Anlamlandırıyoruz. Bakın burada da böylesine çok daha günümüz kertenkelesine benzeyen dinozorlarımız da var. Bak, gördünüz mü? Ne kadar da sevimli duruyor bu dinozor da. Çok sevimli duruyor. Aynen kertenkele gibi. Tabii bu dinozorlar hakkında burada küçük bir bilgi var. Burayı beraber okuyalım. Dünyada insanlardan var olmadan öncesinde dinozorlar vardı. Dinozorların hepsinin sadece ortak bir özelliği vardı. Aynı günümüzde yaşayan kuşlar, yılanlar, sürüngenler gibi dinozorların yumurtalardan çıkardı. Bazı bebek dinozorlar ergin olduklarında bile küçük kalırken kuş benzeri olanların tüyleri bazı devasa büyüklükte ürkütücü ve keskin korkunç bir yüzler oluyordu. Evet. Bakın burada aşağıda ne var? Apatosaurus diye bir dinozor var. Devasa bir dinozor. Sadece bitki yiyor. Ama kocaman bir hayvan. Ve burada ne var? Styracosaurus diye bir dinozor türü var. Ve aşağıda bakın görüyorsanız diğerleri de onu ne yapıyor? Onun peşinde yamyam gibi dolanıyorlar. Yani Styracosaurus'un diğer türleri de yani burada böyle sadece ot yiyen, kendini korumak için dikenleri olan bir hayvan türü. Dinozor kelimesi neymiş? Korkunç kertenkele. Devam edelim. Ve o zamanlarda ne ağacı vardı? Glinko ağacı diye bir ağaç vardı. Kreste ve Jura dönemlerindeki ağaç. Yani günümüzde bu ağaçlar tabii ki kullandığımız kömürlerin, doğal gazların ana malzemesi. Onlar fosilleşti ve ne oldu? Günümüzde kullandığımız kömürler, doğal gaz bu ağaçlardandır ve buradaki çam ağaçlarının da ilk atalarıdır. Yani bu dinozorlar da bu ağaçları veya bu çam ağaçlarını yerdi. Aşağıdaki at kuyrukları dediğimiz otlardan yerdi. Ve bu ağaç türleri o zaman dünyada çok daha büyüktü. Ve bakın, biz bunlar neyle anlıyoruz? Dinozorların fosilleriyle ve dinozorlar ne kadar yıl boyunca, önce de söyledik, kaç yıl boyunca hükmetmişler dünyada?
160 milyon yıl boyunca dünyada hüküm süren canlılar olmuş. Bakın şurada da ne var bu fosilde, ne fosili? Eyreltotu fosilidir. Fosiller nedir? Canlıların kalıntılarının toprak içerisinde bulunmasıdır. Tabii bu fosilleri inceleyen bilim dalına da paleontoloji deniyor. Evet. Devam edelim. Ve burada ne yapıyor bazı dinozorlar? Bakın burada kendinden daha büyük, yırtıcı oldukları için kendinden daha büyük olan dinozoru saldırıp onu avlamaya çalışıyorlar. Yani bu Tenontosaurus'u, yani Deinonychus denilen şeyler, yani varlıklar onu avlamaya çalışıyor. Bakın orta sırtındaki şeyi, yani bu Deinonychus denen şey ne yapıyor? Saldırgan ve vahşi haliyle kendinden kat kat daha büyük bir dinozoru öldürmeye çalışıyor. Evet, yırtıcı hayvanlar her zaman böyledir ve bakın bunların, bu yırtıcı dinozorların, yani kavisli pençeli ve keskin dişleri var ve burada da ne var, bir tane onun bir pençesini görebiliyorsunuz. Deinonychus. Devam edelim. Evet, bakın burada da o vahşi Deinonychus'u ne yapıyorsunuz görebiliyoruz. Bakın bu şekilde canlandırılmış halde pençeleri ve keskin dişleriyle beraber şey yapıyor. Hala keşfedilmemiş birçok dinozor türü de var. Yani binlerce türü var demiştik. Bunların hepsine ne yapmışız? Farklı farklı isimler koymuşuz. Ha, bu şeyler, görseller sizi yanıltmasın. Deinonychus'u farklı farklı resmetmiş ama yani hepsi aslında bir tür. Ama bunu işte, bunlar sadece şey olduğu için, yani şurada dişi ince, burada dişi kalın gibi gözüküyor ya. Hani bunlar tasarımcının tasarım şeyine göre oluşuyor. Yani neymiş? Deinonychus ayaklarında bulunan keskin pençelerden dolayı kunç pençe adıyla da anılmış, değil mi? Bakın pençesini görebiliyorsunuz şurada. Pençeleri bu şekilde. Evet. Yani buralar nedir? Triceratops diye dinozorlar. Bunların da boynuzları falan var. Bunlar da otçul hayvanlar. Yani kimisi ot yiyor, kimisi et yiyor bunları. Dinozorları. Sayfamızı çevirelim. Evet. Fosil neye diyormuşuz? Yani taşlaşmış kalıntılar. Yani kemikler ve sadece kemikler değil, bazen bitkiler de olabilir. Bunların şeyine, taşlaşmış kalıntılarına fosil diyoruz. Bakın fosil fırçası. Tabii bilim adamları bunu incelerken, jeologlar, paleontologlar ne yaparlar? Çok hassas davranırlar ki, çünkü milyonlarca yıl öncesinden bize ne yapıyor? Bilgi aktarıyor. Yani bu iz bırakan şeyleri de haliyle ne yapacağız? Hassas bir şekilde bulmamız lazım. Bakın bir tane mamut dişi bulmuşlar ve o aleti kazarken çok ince ince ne yapıyorlar? Araştırma yapıyorlar. Ve bakın burada başka fosiller de var. Bakın yani bir dinozor kafatası, bir aşağıda yani kafatası fosili. Dinozorların bildiğimiz her şeyi ne yapıyor? Bu fosillere bakaraktan anlayabiliyoruz. Ve dinozorun ne yapıyor? Gövde, omurga kısmı. Ve bunların da kafasını bulmak kolay olmuyor. Niye? Çünkü onları çok kırılgan olduğu için kırılıp toprak içerisinde kaybolma durumu da söz konusu olabildiği için. Evet, yani bu bildiğimiz T-Rex adındaki Tyrannosaurus
Rex adındaki en korkunç devasa dinozor türü ve bunlar yani dünya tarihi müzelerinde, bilim müzelerinde sergileniyor. Bakın burada da T-Rex'in diğer bir şeyi, diğer bir fosilleşmiş halini görebiliyorsunuz. Bakın burada da Doğa Tarihi Müzesi'nde ne yapıyorsunuz? T-Rex'in bir fosili orada sergileniyor. İskelet halinde. Evet. Yani burada da bakın böyle çok çok rengarenk dinozorlar da var. Yani bildiğimiz kuşa çok benziyor değil mi? Yani Hyopsilonoptonarlar çok hızlı dinozor türleri. Bunlar tabii yırtıcılardan kaçmak için ne yapıyorlar? Çok hızlı hareket etmek zorunda kalan bildiğimiz kuşlara çok benziyorlar. Bakın şurada ilginç bir görsel var. Görüyorsunuz ne yapıyor? Bilimsel araştırmalarda birçok dinozorun kuşların benzer olduğunu söyleniyor. Ve öyle bir teori de var. İşte günümüz kuşları dinozorlarla ortak ataya sahiptir diye. Bumpyraptor diye bir dinozor türü. Yani burada ne var? Ovaraptor adındaki yumurta hırsızı dinozor deniyor. Bakın bu da çok sevimli bir dinozor. Çok küçük bir hayvan. Bunu da görebiliyorsunuz burada. Evet. Ve Oviraptor'u ne yapıyor burada? Yumurtadan çıkış halini gösteriyoruz. Kuluçka yapması ve kuluçkadan yumurtadan çıkması. Bu hayvanın orada çıkması canlandırılmış resimlerle. Evet. Bazıları 100 milyon yaşında olan fosilleşmiş yumurtalar bile dinozorların nerede olduğu hakkında ne yapar? Bilgi verir. Bakın bunlar da fosilleşmiş yumurtalar. Bunlar tabii ki fosilleşmiş yumurtalar. Büyük emekler sonucunda kazılarla ortaya çıkıyor. Bunların en küçük dinozor yumurtası 3 santim boyunda. Bakın şu da Zürih Üniversitesi'nde bulunan bir dinozor fosili. Bakın burada da ne var? Kentrosaurus adındaki bir dinozor. Kafası minnacık. Görüyorsunuz değil mi? Kafası minnacık. Şurada bakın. Dikkatle bakın. Kafasını gördünüz. Minnacık kafası var. Evet. Yani ve sırtında böyle kemiksi çıkıntılar ve vücudunda pul pul yani sağlam zırhlı pullar var. Pullar ne yapıyor? Yırtıcılara karşı kendini korumak için yani oluşan bir bakıma vücudun koruma sistemleri. Organlar diyelim bizde ya da bakın burada çok daha yani sevimli dinozorlar var. Hani bunlar ne yapıyorlar? Uzun pençeli sadece ağaçlardaki meyveleri yiyen hayvanlar. Yani kuşlara çok anımsatan hayvan türleri diyelim artık. Bunların ismi neymiş? Tihirezinasaurus adındaki bir dinozor türü. Çok da sevimliler. Çok da sevimli dinozorlar. Evet, devam edelim. Evet. Bakın burada bunu biliyor musunuz diyor. Brachiosaurus adındaki bir dinozor. Bakın görüyorsunuz onu da. 10 filden daha ağırmış. Devasa bir dinozor. Ve bunlar otçul dinozorlardır. Bunlar ağaçların üzerindeki yaprakları yiyen, dalları yiyen dinozorlardı. Evet. Ve aynı türde benzer bir şekilde otçul dinozorlar. Diplodocus adındaki bir dinozor türü de bakın burada otçul dinozorlar. Bunlar da sürü halinde geziyorlar. Yani yırtıcılara karşı
yani orta koruma kalkanı koruma imkanı sağlamak için yani toplu halde geziyorlar bunlarda. Ve arkasından ne var? Kanatararus adındaki yani onların peşinde koşan yırtıcı bir dinozor var. Yani devasa vücutlar ne yapıyor bunlar? Kanatararus gibi dinozorların başında boynuzlarına karşı kendilerini koruyorlar. Evet, bu Kanatararus adındaki dinozorun da boynunda ne var? Kafasında boynuz benzeri şeyler varmış. Organlar varmış. Devam edelim. Bakın burada da böyle ne var? Havada uçan evet, havada uçan bir dinozor türü. Neymiş bunun adı da? Pteranotauraton adında türmüş. Bakın burada da çok da komik türü değil mi? Pteranotauraton adındaki bir kuş ya da sürüngen türü, uçabilen bir sürüngen diyoruz. Aslında bu biraz nasıl bir tabir olacak bilmiyorum artık ama uçabilen bir sürüngen diyoruz. He? Balık yiyen uçabilen bir sürüngen. Pteranotan adındaki bir sürüngen. Evet, neler yaşamış neler. Tabii bunlar fosiller olmasa zaten bunlar ne yapılamaz? Açıklanamaz. Devam edelim. Ve burada dinozorların ayak izleri. Dinozorların ayak izleri ne yapılıyor? Milyonlarca yıl geçmiş olsa bile aşağı yukarı 60 milyon yıl hala günümüzde ortaya çıkıyor ve Çin'de fosil kemiklerinden ne yapılıyormuş? Tıpta kullanılıyormuş. Bakın. Fosil kemikleri, fosil ayak izleri görüyorsunuz. Evet, bakın burada bu dinozor türü 125 milyon yıl önce yaşadı. Evet, bakın çok rengarenk renkleri var. Evet. Yani Dilong paradox denen bir şey. Çok bambaşka bir şey. Rengarenk renkleri var. Dişleri kocaman bir hayvan. Ve tabii ki bunlar ne yapılıyor? Bakın bu şekilde heykeltıraşlar tarafından bunlar bir şekilde biçim veriliyor. Yani o fosillerin bulunmuş şeyine göre heykeltıraşlar tarafından şekillendiriliyor. Yani insan o iskelet yapısına sahipse o zaman diyor bu hayvan bu şekilde görünür diyerekten bizim algıladığımız bir algılamayla anlaşılıyor. Ha şimdi bu renkler gerçekten var mıydı derseniz bakın bunların yani biz iddiasına girme fakat bu renkler İlla böyle olacak diye bir kaydı yok. Çünkü yani o zamanki renklerin bulunma şansı söz konusu bile değil. Evet. Şöyle yapsak daha kolay olacak. Ve burada ne var? Burada Stregarus'un bir türü. Ama burada bakın yanlış göstermiş aslında. Stregarus şunlar. Yani bunu yani bunları yanılmayın. Şunlar Stregarus değil. Stregarus şu alttakiler. Yani böylesine işte sırtında iğneleri olan bir dinozor türü. Bunlar neydi? Apalagaus altındaki dinozorlardı. Evet. Ve bu bildiğimiz T-Rex adındaki devasa canavar dişleriyle beraber avların peşinde koşan şeyler. Tabii heykeltıraşlar ne yapıyor? Dinozorların neye benzeyeceğini tasarlayıp bunları tekrardan sanki ve bu şekilde bizim yani parklarda, bahçelerde, temalarda çok bu şekilde ne yapılıyor anlatılıyor. Bakın burada bir yanda T-Rex, bir yanda da Stryanarkus'un
maketleri, heykelleri yapılmış vaziyette. Aşağıda da Trianagos'un maketi yapılmış bir şekilde. Bakın, en büyük etçil hayvan T-Rex. İşte dinozor deyince aklımıza ilk gelen işte bu T-Rex'lerdir. Evet, burada işte bakın ilk dinozor fosilleri buradaki Amerika'daki nerede bulundu? Colorado'da bulundu. Tabii sadece Colorado'da bulundu değil, yani Utah bölgesinde, yani Çin'de de, Rusya'da da, Afrika'da da dinozor şeyleri bulunuyor ama ilk bulunan yer burası olduğu için burayı daha sonra ne yapmışlar? Colorado dinozor anıtı, yani milli park yapmışlar. Bakın görüyorsunuz, Stradagos fosilleri yani Amerika'daki Colorado eyaletinde bulunmuş diyor. Colorado Vadisi'nde ya da orada dinozor ismi, hani Stradagos'un şeyi isminde o şekilde almışlar. Ve tabii ki dinozorlar bundan 65 milyon yıl öncesinde ya bir gök taşı düştü, ya bir kuyruklu yıldız düştü, ya da bir yanardağ patladı, ya da başka teoriler var. Ya da büyük bir felaket meydana geldi ve hepsi dünyada yok oldular. Evet. Onunla ilgili çok değişik teoriler var. Ve bunların güzel bir anısı kaldı bize. İşte bu anısında biz ne yapıyoruz? Bir zamanlar dünyamızda 160 milyon yıl boyunca hüküm süren hayat bitiyor, hayvan hayatı. Onun yerine ne yapıyor? Şöyle ağzını açmış. Giganotosaurus'un bir heykeli, bir anısı kalıyor. Bak, bilim dergisine, çocuk bilim dergisine teşekkür ediyoruz.